Günaydın, Gün Ekonomisi'de karşınızdayız. Piyasalara ilişkin ayrıntıları konuşacağız. Haftanın son işlem günündeyiz ve son işlem gününde bakalım sermaye piyasalarına nasıl başlıyoruz? Sermaye piyasaları tarafında öncelikle bakacağımız nokta Borsa İstanbul cephesi olacak. Borsa İstanbul'da geldiğimiz nokta itibariyle 101.566 endekslerinden kapanışımızı gerçekleştirdik. Dün gün sonu itibariyle geldiğimiz nokta bize 7.9 milyar liralık bir işlem hacmini ortaya koydu. %1.76 kadar da yukarı yönlü bir hareketle birlikte günü tamamladık. Peki ne oldu gün sonu diye baktığımızda? Öncelikli olarak bankacılık endeksi tarafının hareketliliğini gördük. %2,5'a yakın oranda bir katkısı vardı bankacılık endeksinin. Sanayi endeksi ise %1,5 civarında bir katkı sundu. Gün tamamlandığında Borsa İstanbul 100 tarafında 82 hissenin yükseldiğini gördük. Değeri değişmeyen 4 hisse vardı. Düşen hisselere baktığımızda ise 14'te sınırlı kaldığını gördük gün tamamlandığında. En çok yükselenlere baktığımızda gübre fabrikaları, Kerevitaş, Gözde Girişim, Halkbank ve Otokar şeklinde bir ilk 5'li sıralaması görüyoruz. En çok düşenler tarafına baktığımızda ise İttifak Holding, Parsan, Işıklar Enerji, Şok Marketler ve Çamaş şeklinde bir sıralama söz konusu. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Aselsan ve Vakıfbank en çok işlem gören ilk 5'linin içerisinde halihazırda yer almış durumda diyelim. Avrupa tarafına baktığımız zaman Avrupa tarafında Almanya'da %0.92'lik bir kayıpla birlikte gün tamamlanmış durumda. 0.56 kadar İngiltere eksi, Fransa 0.38 kadar aşağıya gelmiş görünüyor. 0.63 İspanya'nın eksisi. İtalyan endeksi ise Avrupa içerisinde yer alan ve yukarı yönlü kapatan, o yukarı yönünde 10.005 ile sınırlı olduğu tek piyasa şeklinde yerini bulmuş durumda. Amerika tarafında da 10.000'delik rakamlar söz konusu. 10.000'de bir Dow artıda kapattı. 0.36 kadar S&P 500'ün artıda kapattığını gördük ve Nasdaq tarafına baktığımızda 0.27'lik bir değerlenme söz konusuydu. Yeni gün nasıl başlıyor diye birlikte bakalım. Önce Amerikan borsalarında vadeli endeksler gelsin. Vadeli endeks tarafında aslında bir parça yükselişler söz konusu. 0.37 kadar Dow artıda görünüyor. S&P 500 tarafında 0.27'lik bir değerlenme var. Nasdaq 0.34 kadar artıda kapatmış durumda hali hazırda. Asya tarafına baktığımızda ise Asya tarafında %1.92 ile Japonya artıda görüyoruz. Hong Kong tarafında %1, Güney Kore tarafında %1.22, Çin tarafında da yine %1'lik bir değerlenme olduğunu söylemek şu aşamada mümkün dedikten sonra para piyasalarına geçelim. Gelelim para piyasalarına. 5.64'ten geçiyor son işlemler. Dolar TL cephesine baktığımızda 6.35 seviyesindeyiz. Euro TL'de 1.12.57'yi görüyorum. Euro dolar paritesinde 1.13'ün altındaki seyrimiz bu anlamda devam ediyor. Ve faiz tarafında 17.76 ile 18'lerin altına doğru gelmiş durumdayız. Acaba kalıcı olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Gelecek hafta sonu itibariyle de Merkez Bankası'nın para politikası kurulundan çıkan sonuç tartışmaya başlayacağız faiz cephesi açısından. 1443 liradayız bu arada. Altında ons başına geldiğimiz nokta itibariyle dedikten sonra ne oluyor, ne bitiyor? MTA'ya da bakalım. $1443'dayız, $42'dayız dedik. Altında ons başına geldiğimiz nokta itibariyle altındaki bu ons başına değer değişimi bize döviz tarafındaki değer değişimiyle birlikte doğal olarak TL bazlı olarak fiyatlanan altında da bir takım değişikliklerin olduğunu gösteriyor. Gram altına gelinen nokta $261 seviyesini gösterirken çeyrek altın $428 liraya gelmiş durumda. Tam altın için ise 1710 liralık bir bütçe ayrılması gerekiyor. Brent petrol cephesine baktığımızda $62.98'lik bir fiyatlama var. %0.54 kadar yukarıda görünüyor. An itibariyle $60'lar civarında da fiyatlanan bir $58'lar civarında fiyatlanan da bir WTI, yani Amerikan tipi ham petrolü karşı karşıyayız diyelim. Peki ne oldu, ne bitti? Onları da konuşalım. Dün önemli bir gündü veri açıklanması açısından. Hem bütçe açığı rakamı hem de geldiğimiz nokta itibariyle ödemeler dengesi rakamlarını gördük. Ödemeler dengesi tarafında Mayıs ayına ilişkin rakamlar açıklandı. $150 milyon bir fazla
piyasadan bahsediyoruz. Zaten bir aslında hani piyasanın bildiği ya da konuştuğu ya da halkın bahsettiği deyimiyle bu ödemeler dengesi cari açık rakamı şeklinde hafızamızda yerini bulmuş durumdaydı. Ancak cari fazla verdiğimiz bir dönemdeyiz ödemeler dengesinde. Yıllık açık tarafına baktığımızda 2.37 milyar dolarlık bir cari ödemeler dengesinde azalıştan bahsediyoruz. 2019 itibariyle baktığımızda 7 milyar dolarlık bir açığın öngörüldüğünü söyleyelim ödemeler dengesinde. Bu ne anlama geliyor? Burada bir parça daha kurun hafiflemesine doğal olarak bekleriz. Dolayısıyla ödemeler dengesi tarafında bir rahatlama, borçlanma ihtiyacında azalma olmasını bekleriz. Bütün bunlar olurken nasıl oldu diye baktığımızda ise büyümenin daraldığını, büyümeden kaynaklı olarak ekonominin çarklarının durduğunu, dolayısıyla harcamaların kesildiğinden bahsetmek mümkün olabilir. Artan kur etkisiyle birlikte de ithalatın zayıfladığı, görece ihracat gelirlerinin arttığı ve elbette yaz aylarında olmamızdan sebep de turizm gelirlerinin arttığı bir dönem yaşıyoruz. Dolayısıyla ödemeler dengesindeki buradaki fazlayı bu şekilde anlatmak mümkün. Diğer taraftan dün bütçe açığı açıklandı. Bütçe açığı Haziran ayına ilişkindi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan rakamlar bunlar. 7.7 milyar liralık bir faiz dışı fazla açıklandı. Rakamlara baktığımızda 12.2 milyar liralık bir bütçe açığından bahsediyoruz aylık bazda. Yeni ekonomi programında, yani geçtiğimiz yıl Eylül ayında açıklanan Hazine ve Maliye Bakanı'nın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde açıkladığı yeni ekonomi programında ne söylenmişti diye hatırlayalım. 80.1 milyar TL'den bahsediyorduk hedef olarak açıkta. Yani kabaca buralardaydık. 6 aylık açığa baktığımız zaman 78.6 milyar lirayı görüyoruz. Yani 12 aylık bir hedefte 6 ayı tamamladığımızda 6. ay sonu itibariyle bu hedef tutmuş durumda hali hazırda. Merkez Bankası'ndan gelecek olan yedek akçeler var. Torba yasanın içerisindeydi hatırlayacaksınız. Torba yasa meclisten çıktı. Burada 40 milyar liralık bir gelirden bahsediyoruz. Hazineye devrolacak. Ancak bu sadece bir kereliğine olacak bir şey. Dolayısıyla burada daha kalıcı, daha yapısal çözümlerin elbette üretilmesi gerekiyor. Bu arada yedek akçelerde şimdiye kadar %20'lik bir pay ayrılıyordu. O torba yasanın içerisinde bundan sonra %10'luk bir pay ayrılmasına dair de bir başka madde vardı. Bu maddede o torba yasayla birlikte çıktı. Onu da hatırlatmış olalım. Haziran 2018, Haziran 2019, yani bir yıllık, Haziran'dan Haziran'a bir yıllık baktığımız rakamlarda bize 105 milyar liralık bir açık olduğunu gösteriyor bu tarafta. Peki burada neler yapılabilir? Bunların ayrıntılarını birazdan konuşacağız ama bu bütçe rakamları bize ya vergilerin artacağını ya zamların peş peşe geleceğini gösteriyor. Çünkü burada gelir kalemleri içerisinde kurumlar vergisi, gelir vergisi ya da dolaylı vergiler, yani bizlerin harcamaları üzerinde alınan vergiler tarafında çok da önemli bir artışa gidilemediğini görüyoruz. Gelir az olduğu için gelir vergisi, kurumlar iş yapmadıkları için kurumlar vergisi az, harcamaları da biz yapmadığımız için KDV'ler az haline geliyor. Burada yapılabilecek, atılabilecek adımların neler olacağını da ilerleyen dakikalarda konuklarımızla elbette konuşacağız diyelim ve geçelim gazetelere. Gazetelerde, ekonomi sayfalarında, manşetlerde, sürmanşetlerde ne yer alıyor ve bizim hayatımızı hangi haber etkiliyor diye baktığımızda Milliyet Gazetesi manşetine Akdeniz'de Rusya Çin'e yeşil ışık başlığını attığını görüyoruz. Enerji Bakanı dönmez. Akdeniz'de olası Rusya Çin işbirliğine ilişkin isim vermeden bazı şirketlerle görüşüldüğünü söyledi diyor. Rumların provokasyonundan bu aşamada bahsedilmiş. Türkiye'nin Doğu Akdeniz çalışmaları ile ilgili bilgi veren Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Rum kesiminin Türkiye ile işbirliği çağrısının çelişkili olduğunu vurguladı. KKTC'nin ortak komite talebinin değerlendirilmesini istedi. Dönmez, Türkiye'nin doğalgaz bulduğuna yönelik Rum medyasında yer alan haberler içinde provokasyon kokuyor olabilir açıklamasını yapıyor. Oruç Reis gelecek ay başlığı yine atılmış burada. Bakan Dönmez, Doğu Akdeniz'de Rusya ve Çin gibi ülkelerle işbirliği olasılığına ilişkin soruya, Türkiye Petrolleri bazı şirketlerle zaten görüşme yapıyor. Orada belki bazı adımlarda ortak projeler geliştirilebilir. Şimdiden tabii isimleri açıklamak doğru değil karşılığını verdi. Dönmez, sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in önümüzdeki ay bölgeye
gideceğini de söyledi diyor. Yine Milliyet Gazetesi'nde yine manşetten duyurulan bir haber. Türkiye'ye yaptırım düşünmüyorum başlığıyla birlikte Trump net konuştu şeklinde verilmiş. Amerikan Başkanı Donald Trump S-400'lerle ilgili Türkiye'ye şu anda yaptırım arayışında olmadığını söyledi. Oval Ofis'te Türkiye'ye yaptırım getirecek misiniz sorusuna yanıt veren Trump, hayır şu anda buna bakmıyoruz ifadelerini kullandı. Daha önce Türkiye'ye yaptırımın adil olmadığını söyleyen Trump, Türkiye ve Erdoğan'la ilişkilerimiz, iyi ilişkilerimiz var. Bu konu üzerinde çalışıyoruz demişti. Bu notta bu şekliyle böylece paylaşılmış Milliyet Gazetesi'nde ilk sayfadan. Gelelim Avrupa Birliği'nden Atina'ya Doğu Akdeniz desteği başlığıyla birlikte Hürriyet Gazetesi'nin dünya sayfasını görüyoruz. Yunanistan'da 7 Temmuz'da iş başına gelen yeni hükümetin Dışişleri Bakanı Nikos Dendinas, önceki gün Washington'da Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü. Amerikan Dışişleri Atina'yı Doğu Akdeniz ve Balkanlardaki istikrarın ana direği olarak niteledi. Bunun üzerine de epeyce çok konuşuruz. Amerika'dan Atina'ya böyle bir desteğin verilmesi ne anlama geliyor? Bunun ayrıntıları üzerinde elbette ilerleyen günlerde duracağız belli ki. Geçelim Dünya Gazetesi'ne. Dünya Gazetesi makinecilere Exim Bank'tan pozitif ayrım başlığıyla birlikte haberi paylaşmış. Exim Bank makine ihracatı yapmak için riskli pazarlara açılan şirketlere özel destek verecek diyor Dünya Gazetesi. Makine İhracatçılığı İmalatçıları Birliği'nin Bursa'da düzenlediği toplantıdan çıkan notlar bunlar. Nasıl bir tablo ortaya konuyor? Ayrıntıları biraz daha bakalım. Türkiye Exim Bank Genel Müdürü Enis Gültekin geçen yıl ihracatçılara sağlanan 44.2 milyar dolarlık destek içinde makine sektörünün payının 500 milyon dolarda kaldığını belirtti. Bu rakam çok düşük, bazı sektörlere pozitif ayrımcılık yapabiliriz diyor bu aşamada. Ve bir başka son haber iletelim, o da Posta Gazetesi'nin ekonomi sayfasından olsun. Oğlu ya da eşi askere gidene 2 ayda 1.550 liradan bahsediliyor. Başvurular nereye yapılacak birlikte bakalım. Başvurular illerde valilik, ilçelerde kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılıyor. Vakıf mütevelli heyeti sosyal inceleme raporları doğrultusunda uygun görürse yardım kararını onaylıyor. Başvuruları TC, kimlik numaralı, nüfus cüzdanı olmalı. Bunun dışında herhangi bir belgede talep edilmiyor denmiş. Gereken belgeler tarafına baktığımızda askere giden kişi evliyse resmi nikahlı eşi, bekarsa başvuru örneğinin önceliği annenin. Anne hayatta değilse baba da başvuruda bulunabilir. Bekar askerin anne ya da babası boşanmışsa asker kiminle birlikte yaşıyorsa anne ya da baba o kişi başvurabilir denmiş. Gelir şartı var. Askerin hanesine kişi başı düşen gelirin asgari ücretin 1/3'ünden az olması gerekiyor. Bu durumun tespitinin yapılabilmesi için yetkili olan kurum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Bakanlık tarafından gelir tesis testi yapılarak hanede kişi başına düşen gelir hesaplanıyor. 2019 için gelir sınırı şartı 609 lira. Haneye giren para kişi sayısına bölündüğünde bu tutarın aslında eğer altında çıkıyorsa o aile muhtaç asker aylığı bağlanabiliyor denmiş. PTT hesabına yatırıldığı bilgisi de yine paylaşılan notlardan bir başkası. Para nereye yatıyor? Aylık 275 lira olmak üzere 2 ayda bir 550 liralık düzenli ödeme hak sahibi vatandaşların PTT'deki hesaplarına yatırılıyor. Yardım ne kadar sürüyor sorusuna cevap verilmiş. Muhtaç asker ailelerine yardım programı askerlik süresi boyunca devam ediyor denmiş. Biz de bu haberi böylece Posta Gazetesi'nin ekonomi sayfasından sizlerle paylaştık. Şimdi bu bölümü bitirelim ve parametreye başlayalım.